Kosovalı askeri personele eğitim desteği veriyoruz. Ayrıca sivil asker işbirliği kapsamında hayata geçirdiğimiz kültür, eğitim, sağlık, sosyal ve altyapı projeleriyle de kardeş Kosova halkına destek oluyoruz. Değerli arkadaşlarım, zaman zaman bölgede gerginliklerin tırmandığına şahit oluyoruz. Nitekim bir süre önce bölgede gerginliğin artması ve meydana gelen olaylar sonrası bildiğiniz gibi 65. Mekanize Tugayımızın komando taburu ihtiyat taburu olarak Haziran ayında buradaki görevine başlamıştı. Bu birliğimiz 10 Haziran 31 Ağustos tarihleri arasında bölgede sükunetin sağlanmasına sizlerle birlikte katkı sağlamıştır. Mevcut gelişmeler de göz önüne alındığında ifade etmek isterim ki Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur. Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Kosova Görev Gücü Komutanlığı'nı devralmamızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Komutanlığımız döneminde bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize de yürekten inanıyorum. Görevlerinizde başarı sağlamanız disiplin ve işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle önemsediğim bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görev için seçildiniz. Zira dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlanmış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden görevler icra ediyorsunuz.